Merhaba arkadaşlar. Redox tepkimelerinin 13. videosundayız ve redox tepkimelerini denkleştirmeye devam ediyoruz. Redox tepkimelerinin denkleştirilmesini öğreneceksiniz ama bu video içerisinde bundan önceki videonun benzer örneklerini yapacağız ve yeni bir şeyden daha bahsedeceğiz. En son örneğimizde hadi başlayalım. Pekala. Redox tepkimesini denkleştireceğiz. Şimdi ben yine şunu aşağıya alayım. Kurallarımız. ilk önce tüm atomların yükseltgenme basamaklarını belirliyor idik. Hidrojen peroksit olmadığına göre oksijeni eksi 2 olarak kullanacağım. Şunu biraz yukarı alayım. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 6 artı 1 toplamlarının sıfır olması için klorun yükseltgenme basamağı artı 5. Ürüne geldik. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Klorun yükseltgenme basamağının eksi 8 artı 1 artı 7 olması lazım 0. Toplamının 0 olması için oksijen eksi 2 eksi 4 etti 0 olması için artı 4 hidrojen artı 1 oksijen eksi 2. Şu an biz bütün atomlarımızın yükseltgenme basamağını belirledik. Peki ne olmuş? Bakınız klor atomlarının bir kısmı yükseltgenmiş. Bir kısmı indirgenmiş. Demek ki tepkimeye giren klor atomları, arasında elektron alışverişi gerçekleşmiş. Umurumuzda değil. Sonuçta klor artı beşte tepkimeye girdi. Bir kısmı artı 7'ye yükseltgendi. 2 elektron verecek. Artı 5'ten artı 7'ye her bir atomumuz. Sonra klor artı 5'ten artı 4'e indirgendi. Bir kısmı da bir elektron alarak. Sonra alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için bunu birle bunu 2 ile çarpacağım. Ama biz burada redoksa katılanlara koyacaktık bunu. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Tepkimeye giren klorların tamamı indirgenmemiş ya da tamamı yükseltgenmemiş. Bir kısmı indirgeniyor bir kısmı yükseltgeniyor. O zaman bizim bu kat sayıları önce ürünler tarafındaki klor atomlarına koymamız lazım. Yani yükseltgenen klor atomlarının önüne 1 indirgenen klor atomlarının önüne 2 kat sayısını koyacağım. Sonra diyeceğim ki 1 buradan 2 de buradan toplam 3 klor atomu girdiğine göre bunun kat sayısı da 3 olacak. Yani önce ürünler tarafındaki klorları eşitledim sonra toplam kloru da giren bileşikte kat sayı olarak kullandım. Şu an biz e, indirgenen ve yükseltgenen klor atomlarının aldığı verdiği elektronu ve klor atomlarının sayısını denkleştirmiş olduk. Sonra ne yapacaktık? Hidrojene gelecektik. Bakınız burada 3 hidrojen var. Burada bir tane var. Demek ki suyun kas sayısı da 1 olmalı. Oksijenleri sayacağım şimdi. 9 oksijen girenler de var. Çarptım. 4 buradan, 4 buradan, bir tane de buradan. 9 oksijen de ürünlerde var. Eşit olduğuna göre tepkimi doğru olarak denkleştirmişiz. Evet bir başka örneğimiz. Aynı noktalara dikkat etmeye devam edeceğiz. Biraz daha uzun bir örnek. Şöyle yine aşağıya alayım. Ne yapacağız? Önce atomlarımızın yükseltgenme basamaklarını belirleyeceğiz. Kükürt metallerle yaptığı bileşiklerinde eksi 2 yükseltgenme basamağına sahipti. Bakır artı 1 ve artı 2 alabiliyordu ama bu bileşiğinde ne yapmış? Artı 2 yükseltgenme ve basamağını almış. Bu arada hidrojen peroksit yok. Oksijeni eksi 2 kullanacağım. Hidrojen artı 1, Eksi 6 artı 1 toplamlarının 0 olması gerektiğine göre azot artı 5. Bakır burada yine bakınız artı 2 yükseltgenme basamağında. Çünkü nitrat kökü eksi 1 yüklü bir köktür. Bunun altında 2 olduğuna göre bakırın artı 2 olduğunu söylüyorum. Oksijen eksi 2. Oksijen eksi 2 olduğuna göre eksi 6. Bunun toplamlarının eksi 1 olması için buradaki azotun artı 5 yükseltgenme ve basamağında olduğunu bul buluyorum. Kükürt 0 element halinde. Oksijen eksi 2, azot artı 2, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2 dedik. Yükseltgenme basamaklarımızı belirledik. Şimdi yükseltgenen ve indirgenen atomlarımızı bulalım. Bakın bakırın yükseltgenme basamağı değişmemiş. Redoksa girmemiş. Kükürt eksi 2'den 0'a ve bakın Girenlerde sadece burada kükürt var, ürünlerde sadece burada kükürt var. Demek ki kükürt atomlarının tamamı redoks tepkimesine katılmış. Kükürt eksi 2'den, kükürt sıfıra 2 elektron vererek yükselt geliyor. Azotlarımıza bakalım. Artı 5 de girdi. Ürünlerde burada artı 5 var. Demek ki tamamı redoksa katılmamış. Burada artı 2 var. O zaman beni ilgilendiren bunlar olacak. Ama azot atomlarının tamamının redoksa katılmadığını da dikkat edeceğiz. Şimdi artı 5'ten bir kısmı bir tane azot atomu, bir tane azot atomu artı 2'ye indirgeniyor. Demek ki 3 tane elektron alınmış. Alınan verilen elektron sayılarımızı eşitleyelim. Burayı 3 ile çarpacağım 6 elektron verilsin. Burayı 2 ile çarpacağım 6 elektron alınsın. Şimdi kükürt atomlarının tamamı arkadaşlar redoksa katıldığına göre ben şunun önüne 2, şunun önüne de 2 yazarım. A özür dilerim 3 üç yazacaktım. 3 ile çarptık çünkü. Ops yanlışlık yapmayalım. Kükürtleri 3 ile çarptığımız için 3 ve 3 yazdık. Gelelim azotlara. Biz yükseltgen ve indirgenmeye katılan azotların 2 ile çarpmıştık elektron sayısını. Ama girenlerde bir yerde var ve tamamı redoksa katılmamış. O zaman bu 2'yi benim redoksa katılan şu NO bileşiğinin önüne yazmam lazım. Sonrasında azot atomlarını denkleştireceğiz. Ama burada bir şeye daha dikkat etmelisiniz. Bakın girenlerde bakır atom var ve biz bunu 3 ile çarptık. E, ürünlerde de var. Eğer bunların kas sayısını eşitlemezsem yanlış olur. Ve bunun yanına önüne yazacağım kas sayı azot atomlarının sayısını da değiştiriyor. Dolayısıyla önce bakırları eşitleyeceğim. Sonra şimdi toplam Kaç tane azot atomu çıktığını bulalım. 2 6 buradan. 2 de buradan 8. Bu demektir ki buraya 8 koyacağım. Hatta bakın 8 tane azot atomu girmiş. Bunun 2 tanesi redoksa katılmış. Demek ki %25'i indirgenmiştir de diyebiliriz. %75'i redoksa katılmamış. Pekala, şimdi hidrojenlerimizi eşitleyeceğiz suyun önüne koyacağımız katsayıyla. Bakalım burada 8 tane hidrojen var. O zaman bunun kat sayısı da 4 olacak. Artık oksijenleri sayma noktasına geldik. 8 kere 3, 24 tane oksijen girenlerde var. 6, 18, 20, 24 tane de ürünlerde var. Demek ki doğru denkleştirmişiz diyoruz. Evet bu videoda son örneğimiz arkadaşlar. Burada yeni bir e, noktadan daha bahsedeceğiz Dikkat etmeniz gereken son bir nokta kaldı aslında ondan bahsedeceğiz. Bundan sonraki videomuzda da bu noktayla ilgili de örneklere devam ediyor olacağız. Şimdi yüksel, Kuralımız aynı zaten yükseltgenme basamaklarını bulalım. hidrojen peroksit yok, oksijen eksi- 2 olacak hidrojen artı 1 artı 1 artı 4 ettiği için biz burada Ha şunu unutmayınız. Şimdi N2H4'ü şuraya alayım. Biz burada tek atomların yükseltgenme basamağını buluyoruz. Yani iki tane azotla dört tane hidrojenin toplamını sıfıra eşitleyeceğiz. Ve buradan her bir azot atomunun yükseltgenme basamağının eksi 2 olduğunu bulacağız. Tek atomları buluyoruz bunu unutmayınız. Devam edelim. Bakır OH-1 yüklüdür arkadaşlar. Dolayısıyla bakır burada artı 2 yükseltgenme basamağında, hatta oksijen eksi 2 hidrojen artı 1'den de bunu bulabilirsiniz. Azot element halinde 0, bakır element halinde 0, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Pekala, ne olmuş? Bakalım. Bakır artı 2'den 0'a indirgenmiş ve hatta başka maddelerde olmadığına göre tepkimeye giren bakır atomları e, artı 2 iyonlarının tamamı. Elektron alarak bakıra indirgeniyor. Azot bir burada girmiş sadece burada çıkmış. Demek ki tepkimeye giren tüm azot atomları da indirgenmiş. Şimdi burada şunu yapacağız. N2-2 N2-0 Şimdi biz dedik ya tek bir azot atomunun yükseltgenme basamağının eksi 2 olduğunu söylüyoruz. Ama burada iki tane azot atomu giriyor. iki tane azot atomu çıkıyor. Aslında her bir azot 2'den her bir azot sıfıra indirgeniyor. O nedenle 2 elektron alınır gibi görünse de 2 atom olduğu için toplam alınan elektron sayısını yazacağız. Tekrar söyleyeyim biz tek atomların yükseltgenme basamağını buluyoruz. Şunu yazsaydık 2 elektron alınır diyecektik ama N2 ve N2 olduğuna göre toplam alınan elektronu 4 tane yapacağız. Atom sayılarına da dikkat edeceğiz bunda. Bundan önceki örneklerimizde hiç böyle bir şey yoktu. O nedenle yeni bir e, dikkat etmeniz gereken nokta diye söyleyebilirim. Şimdi alınan verilen elektronları eşitleyelim. Bakırları 2 ile, azotları 1 ile çarpacağım. Kaldı ki azot atomlarının bakın tamamı burada girdi, tamamı burada çıktı. Demek ki hepsi redoks'a katılmış. Hemen bunların önüne biri koyabilirim. Bakır atomları Burada girdi, burada çıktı. Tamamı redoksa katılmış. Bunların önüne de 2'yi koyarım. Hiçbir sorun yaşamam. Şimdi hidrojenleri denkleştireceğiz. 4 buradan geliyor. 2, 4, 4 de buradan geliyor. 8. Demek ki suyun kas sayısı 4 olacakmış. Hadi oksijenleri de sayalım. 2, 4. Bakınız 4 de burada var. 4 oksijen atomu girdi. 4 oksijen atomu çıktığına göre doğru da denkleştirmiş oluruz. Yani bundan sonraki örneklerde şimdi atomların sayılarına da dikkat ediyor olacağız. Bu videomuzu da tamamladık. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.